Allah'ıma şükürler olsun. Bunca yıl sonra akıllı ve bana sadık bir karım oldu. Eğer Allah izin verirse bana adımı taşıyacak bir de erkek evlat verecek. Söylesene, erkek olacağını nereden biliyorsun? Önemli değil. Önemli olan yakında bir bebeğimizin olacağı gerçeği. Bebek için gerekli olan her şeyi hazırladım. Onu kucağıma almaya dört gözle bekliyorum. Hamilelik seni yordu mu acaba? Hiç yormadı. Allah bize bir erkek evlat verirse ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Ona güzel bir isim vereceğim. Ona hoca olarak en iyi bilginleri tutacağım. Ona en güzel giysileri giydireceğim. Onu en güzel hayvanlara bindireceğim inşallah. Aha aha, söyleyeceğin başka bir şey yok mu? Harika de, mükemmel de. Aha aha deyip durma karşımda, olur mu? Sen hayal kurmaya devam et, olur mu? Önce oğlunun gelmesini bekle, sonra karar ver. Lütfen acele etme. Yoksa bir kavanoz yağ ve balı olan adamla aynı kaderi paylaşırsın. Ne olmuş o adama, söyler misin? Sana hikayesini anlatayım. Günaydın. Merhaba efendim, nasılsınız? Babam size içinde yağ ve bal olan bu güzel kavanozu gönderdi. Baban harika biri. Ona minnettar olduğumu ve saygılarımı ile... Önemli değil efendim. Komşuluk bugünler içindir. Allah'ım. Vah. Allah'ım, yağ ve balın kokusundan daha tatlı, daha güzel bir şey yok. Bu yağla balı yemeyeceğim. Bunu satacağım. Bunu satıp kendime koyun alacağım. Koyunları satınca da zengin olacağım. Koyunun sütünü satıp ikinci bir koyun alacağım. İki koyunum olunca daha zengin olmuş olacağım. Evet. İki koyunum olacak. Sonra iki koyunun sütünü satıp bir inek satın alacağım. O zaman bir ineğim, iki de koyunum olacak. Evet, çiftliğim olacak. Thank you.
İneğin de iki koyunun sütünü satıp ikinci bir inek alacağım. Sonra onların sütünü satıp üçüncü bir inek alacağım. 100 ineğim olana dek sürekli inek satın alacağım. Sonra onları satıp bir arazi alacağım. Mahsulü satıp tekrar arazi satın alacağım. Ürün yetiştirip satacağım. Sonra yine arazi satın alacağım. Orada da ürün yetiştireceğim. Çiftçilerim ve hizmetçilerim olacak. Bir sürü hizmetçim olacak. Sonra evlenip bir aile kuracağım. Benim de bir ailem olacak. Bana bir şey söylemeni istiyorum sevgili karıcığım. Hayatımızdan memnun musun? Allah seni kötülüklerden korusun kocacığım. Seninle yaşamak benim için gerçekten büyük bir ödül. Hizmetçiler, uşaklar, etrafımızda dört dönüyor. Paramız çok, hepsinden de önemlisi. Çok iyi bir kocam var. Bir kadın bundan başka hayattan ne isteyebilir ki? Sonra çocuğum olacak. Onu iyi eğiteceğim. Onu çok iyi eğiteceğim. Ve iyi biri olarak büyüteceğim. Sözümü dinlemezse, eğer sözümü dinlemezse onu sopayla döveceğim. İşte böyle. Haklısın. Bir şeyler beklemek yanlış olur. Evet. İnsan çok fazla hayal kurar. İnsanın hayallerinin sınırı yoktur. Allah yardımcın olsun. Sana her zaman yol göstersin. Buğday var, buğday. Yarım kilosu 1 lira. Parası olanlar için buğday. Yarım kilosu 1 lira. Parası olmayanlar için buğday. Yarım kilo buğdaya 1 kilo arpa veriyorum. 20 yumurtaya 2,5 kilo buğday veriyorum. Bir keçi kafasına 1 torba buğday. Buğday var. Buğday, buğday. Parası olmayanlar için buğday var. Buğdayı olmayanlar için buğday satıyorum. Hadi gelin, buğday var, buğday. Buğday olmayanlar için buğday. Yarım kilosu 1 lira. Bayım, hı? Eşiniz doğum yaptı. Oğlunuz oldu. Oğlan mı? Ne dedin sen? Oğlan mı doğdu dedin? Evet, evet. Bir oğlan. Allah'ıma şükürler olsun. Allah seni korusun evladım. Hiçbir şey olmayanlar için buğday var. Bedava buğday. Oğlum oldu. Oğlum oldu, buğday bedava. Gelin buğdaya. Anneme gidip ona yardım edeceğim. Çocuğu da yanımda götüreyim mi? Hem bu arada sen de biraz dinlenmiş olursun. Oğlan benimle kalacak. Oğlum 1 dakika bile gözümün önünden ayrılmayacak. Sen annene gidebilirsin. Ona gerçekten bakabilecek misin? Ona bakmakla kalmayıp hayatım boyunca onu koruyacağım.
Sahip olduğum her şeyimle hem de. O benim her şeyim. Tamam. Sen bilirsin. İstediğin gibi olsun. Annene selamlarımı ve saygılarımı ilet. Torununun yakında bir delikanlı olacağını söyle. Hem de müthiş bir delikanlı olacak. Hem de mert bir delikanlı. Göreceksiniz. O harika bir çocuk olacak. Annen buradayken iyiydin. O gidince ağlamaya başladın. Kendinden utanmalısın. Ha. Yoksa annenin bir bebeğe bakamadığımı düşünmesini mi istiyorsun? Söyle bana hadi. Merhaba. Merhaba. Kral acil bir konu için sizi çağırıyor. Hı? Kral mı? Evet. Kral çağırıyor. Hadi sallanma. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Karım annesine gitti. Bebekle ben evde yalnızım. Karım döndükten sonra krala gidebilir miyim acaba? Ne dersiniz? Sana kral seni acil çağırıyor diyorum. Sen karım gelene kadar bekleyin diyorsun. Ne demek istiyorsun? Ama bakın... O kral. Kral. Anladın mı? Anladım. Hemen geliyorum. Bak bir süreliğine gidiyorum. Merak etme, hemen döneceğim. Bak sen ona göz kulak ol, değil mi? Kimseyi ona yaklaştırma. Ne dersin? Al ekmek. Sana önceden ödülünü veriyorum. Al bakalım. Al, bu senin. Tamam, geldim efendim. Oğlumu evde yalnız bıraktım. Yanına dönmem gerekiyor. Yeah.
Oğlum nerede? Oğlum nerede? Kral muhafızlarından birini gönderdi. Acil bir mevzu için beni yanına çağırdı. Onu evde bırakmak zorunda kaldım. Gitmek zorundaydım. Oğlumuzu yalnız mı bıraktın? Ne yapayım? Kral beni istemiş. Ona karşı gelemem ya. Acele et. Hadi çocuk evde yalnız. Sense hiçbir şey olmamış gibi oyalanıyorsun. Hadi çabuk eve. Yürü. Oğlumu yedin, seni hain. Oğlumu yedin, seni doyurdum, besledim, sana bir ev verdim. Bunların karşılığında sen oğlumu yedin. Bunu bana nasıl yaptın? Hain, bu hain oğlumu yemiş. Hain, seni hain. Bunu nasıl yaptın? Ah, oğlum iyi. Oğlum iyiymiş. Ah canım. Bu da ne böyle? Ah, şükürler olsun. Şükürler olsun. Çok şükür Allah'ım. Oğlum çok iyi. Oğlunu kurtaran gelincik sayesinde. Acele ettim. Karar verirken acele ettim. Gelinciği ödüllendirmek yerine az kalsın onu öldürüyordum. Ben ne kadar nankör biriyim. Ah, nasıl yaptım bunu? Sana daha kaç kez acele etme demem gerekiyor? Hiçbir zaman ders almıyorsun. Ha. Dur. Al şunu. Onu eve geri getireceğim ve ona iyi davranacağım. Gitmiş. Gelincik yok. Gitmiş işte. Elbette gider. Benim gibi aceleci ve nankör birinden kaçmış gitmiş işte. Ne yapacağım şimdi?